31 yaşında gencecik, güzeller güzeli bir kadın. Dün doğalgaz patlaması sonrası evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Daha doğrusu ilk bulgular bunu gösteriyordu ama kılı kırk yaran polis müthiş bir ipucuna ulaştı ve sonunda Fatma Mavi'nin yangında ölmediği, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Göze batacak kadar güzel bir kızdı. Daire yanıyor dediler. Doğalgaz patlamış dediler. Biz kaza biliyorduk. Canice bir olay olmuş. Ayrılmak isteyen sevgilisini boğdu, benzin döküp evini ateşe verdi. Yalnız yaşıyormuş. Önce bir adam görüyorduk yanında, ayrılmış diye duyduk. Doğalgaz patlaması sonrası çıkan yangında öldüğü sanılıyordu. Fatma Mavi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Nişanlıydı, nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Fatma Mavi 31 yaşındaydı ve Bahçelievler'deki bu evde yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşıyordu. Dün sabah saatlerinde aniden bir patlama sesi duyuldu ve yangın çıktı. İtfaiye olay yerine geldi, içeri girdi. Yangını söndürdü ve Fatma Mavi'nin maalesef cansız bedeniyle karşılaşıldı. Herkes Mavi'nin yangın sonucu hayatını kaybettiğini düşünüyordu. Ancak korkunç gerçeği polis ortaya çıkardı. Pat sesini duyduk. Sonra sesler geldi binadan. Olay yangında ölüm gibi görünse de polis kılı kırk yardı ve çok önemli bir detaya ulaştı. Cinayet mühendisleri olayı zaten şüpheli buluyordu. Ancak elde bir delil yoktu. Cinayet mi, intihar mı, yangın derken ulaşılan bir bilgiye olayın seyrini tamamen değiştirdi. İddia göre Mavi'nin ölümünün ardından yangından hemen sonra bir kişi apartmandan hızla uzaklaştı. Güzelce bir kızdı. Sarışın, sarı saçlı. Aile Karaman'daydı. Polis yangından hemen sonra evden çıkan o gizemli adamın peşine düştü. Bulup sorguladı, ifadesi tüyler ürpertti. İddia göre Fatma Mavi sevgilisinden ayrıldı ancak sevgilisi bu durumu içine sindiremiyordu ve iddia göre onu sürekli arayarak rahatsız ediyordu. Kıskanç ve psikopat sevgili dün iddia göre Fatma Mavi'nin evine geldi, içeri girdi, önce onu boğdu, ardından yanında getirdiği yanıcı maddeyi eve döktü, eve ateşe verdi ve daha sonra buradan uzaklaştı. Taksi özeldi. Sarı taksi değil miydi? Değildi. Gri gibi, lacivert gibi, sanki koyu bir renkti. Ondan indi. Kalabalık halinde merdivenlerden indi. Bize de çıkın dediler. Aramada caninin evi ateşe vermek için döktüğü benzinde bulundu. Ona yardım ettiği iddia edilen suç ortağı da yakalandı. Yakalandığımız duyduk. O biraz teselli verdi. Hayatının baharında vahşice öldürülen Fatma Mavi'nin cenazesini annesi ve akrabaları aldı. Biz kaza biliyorduk. Canice bir olay olmuş. Boğulma var, yakma var. Psikopat nedir? Şüpheliler sorguda.